Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere C++ dilinde nesne dizisi ve nesne referans dizisi arasındaki farktan bahsedeceğim. Buradaki kodu inceleyecek olursak bir kişi sınıfı var kişi sınıfının isim ve yaş diye alt alanları var ve bir kurucu fonksiyonunda isimle yaş buna sağlanıyor ve kişi nesnesi oluşuyor. Bir de kişi nesnesinin ekrana yazılması ile ilgili operatörün yeniden tanımlanması var. İsmi parantez içerisinde de yaşı yazılacak şekilde ayarlanmış. Şimdi benim burada e, kişi nesnesi oluşturacağım ama kişi nesnesinin içeren bir dizi oluşturacağım. O zaman kişi biliyorsunuz diziler aslında ilk elemanın adresi olarak saklanıyor. Onun için burada Pointer olarak tanımlamam lazım. Kişiler, bu bir dizi diziyi de gösterebilir. Tek bir kişiyi de gösterebilir. Burada bir diziyi gösterecek. New kişi diyorum. Ve bu şekilde mesela 10 adet kişi nesnesi oluşturuyorum. Bu şekilde yaptığımız zaman bu aslında C++'da çünkü hem hip ve leg bölgesinde nesne üretilebiliyor hem diğer iki bölgede de nesne üretilebiliyor. Dolayısıyla Böyle bir durumda aslında yaptığımız şey kişiler diye bir pointer'ın hip bellek bölgesindeki bir dizinin ilk elemanın adresini gösterdiğini söyleyebiliriz ve bu ilk elemanın adresinin içerisinde aslında e, nesneler direkt bunun içerisinde ve dolayısıyla burada nesneyi oluşturmaya çalışacaktır. Yani hem eee isim ve yaşı sağlayamıyoruz ama direkt nesneyi oluşturmaya çalışıyor. Dolayısıyla oluşturamayacaktır. Çünkü 10 kişi 10 tane kişi oluşturmaya çalışıyor ama burada parametre almadan kişinin oluşma durumu söz konusu değil. Onun için ben e, bunu mesela konsolu açıp eee nasılmış gelip işte bunu derlemeye çalıştığım zaman e, ismi dizi örnek dosyanın adı. Dizi örnek olarak derle dediğim zaman buna gibi hata verecektir. Hatanın sebebi nedir? Kişi nesnesini oluşturamıyor. Çünkü burada kişi nesnesi direkt dizinin içerisinde ve dizi oluştuğu gibi nesneyi de içerisinde oluşturmaya çalışıyor. Ve bunu yapamıyor. Yani bunun hatayı giderebilmek adına ben buraya bir tane e, varsayılan bir kurucu fonksiyon yazacağım. Yani parametre almaya. Ve bu burada e, alt alanları varsayılan değerlere eşitlememiz gerekecek. Mesela isim boş bir string, yaş da sıfır gibi bir şey diyebiliriz. Tekrar derlediğimizde herhangi bir hata almayacağız. <laughs> ee, ama burada tabii kişiler aslında boş isim ve e, sıfır yaşla oluşuyor. Peki buradaki neydi? Nesneler dizisiydi. Peki nesneler Dizisi değil de nesne referansı dizisi nasıl yapabilirim? Yani e, dizi oluşturacağım ama hiçbir nesnenin oluşmasını istemiyorum. E, bu durumda e, burada aslında e, şöyle bir yapıda. Burası da yine referans olacak. Ve bu referans aslında bir nesnenin oluşmasını sağlayacak. Bir kişi nesnesinin oluşmasını sağlayacak. Dolayısıyla kişiler zaten buranın adresini gösteriyor. İlk eleman adresini. E bunun içerisinde de yine hip bellek bölgesindeki veya başka bir bellek bölgesindeki de olabilir. Yani yine bir adres var sonuçta burada. Yani bir adres Burada bir adresi burada iki adres olmuş oluyor ve siz eğer adres dizisi oluşturmak istiyorsanız buraya bir tane yıldız yerleştirmeniz lazım ve tabii ki adresin adresi olduğu için iki adres oldu. Dolayısıyla buraya bir pointer daha yerleştirmemiz lazım ki bunu yapabilelim. Yani böyle bir durumda artık bu kurucu fonksiyon olmasa dahi e, kaydettiğimizde e, herhangi bir hata vermeyecektir. Demin e, bu bu kurucu fonksiyon yokken hata veriyordu artık vermiyor. Neden? Çünkü şu an ortada bir nesne yok. Ortada sadece kişi e, nesnelerinin referanslarını içerecek bir dizi var. Yani içerilerinde şu an bunların içerisinde boş adreslerden başka bir şey yok aslında. Yani anlamsız adresler var. Çünkü ben burada herhangi bir nesne üretmedim. Sadece diziyi ürettim. Dizin içerisinde de e, kişi referanslarının... E, yani kişi oluşacak kişi nesnelerin aslında adresleri yer alacak. Onun için ben mesela burada bir e, nesne üretmek istediğimde işte mesela sıfırıncı indekste yeni bir kişi nesnesi üretiyorum ve bu kişi nesnesinin örneğin Ahmet işte yaşı da 55 dedim ve ekrana da bunu e, yazabilir yazabilirim İşte kişiler sıfır deyip başına tabii yıldız koyacağız. Çünkü kişiler sıfır artık bir adres getiriyor. O adrese git kişi nesnesini yazdır diyorum. Tabii bunu nasıl başarıyor? Bu fonksiyonu çağırarak bu fonksiyonda operatör yeniden tanımlanmıştı. Tabii burada bunun artık ayrıca bir daha iade edilmesi lazım. Çünkü sen dizileri iade etme ayrı bir şey. Ve burada bir de buradaki nesnenin iade edilmesi lazım. Çünkü sen kişiler, delayed kişiler dediğin zaman sadece şu kısım iade edilir. Buradaki her bir nesne oluşturulmuş olan her bir nesne çöp olarak kalacaktır. Onun için bunların da mesela bir for döngüsüyle dolaşılıp hepsinin iade edilmesi lazım teker teker. Buradaki gibi kişiler sıfır, kişiler bir, kişiler iki şeklinde hepsinin iade edilmesi lazım. Şu an bir tane oluşturduğum için bir tanesini iade ettim. Ve... Ee, tekrar bunu çalıştırdığımızda herhangi bir hata yok ve dizi örnek programını çalıştırdığım zaman ekrana oluşturmuş olduğum kişi nesnesini yazdırmış olur. İkisinin arasındaki fark nedir? Bir önce yaptığımız dizi, kişi nesneleri dizisiydi ve nesneyi direkt indeksin içerisinde barındırıyordu. Şimdi şu anki versiyon nedir? Bu da kişi adresleri dizisidir. Yani dizinin içerisinde kişi nesnesi yok. Kişi nesnesinin adresi olacaktır. O da oluşturursanız, oluşturmazsanız anlamsız adresler olur. Burada gördüğünüz gibi mesela e, sıfırıncı indekse var e, yeni bir kişi nesnesi oluşturdum ve oranın adresini yerleştirdim. Çünkü nil kişi Hip ve leg bölgesinde nesneyi oluşturur ve oranın adresini döndürür. Oranın adresini buraya yazmış olduk. Evet bir başka videoda görüşmek dileğiyle.